arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok güzel bakınız bir tespihlik çalışacağız hem tesbih koyabildiğimiz gibi diğer takılarınızdan da koyabileceğiniz güzel bir çalışma şöyle altını görelim bakınız altında yine iki rengimizi kullandık bir ana rengimiz yavru ağzımız ve diğer yardımcı renk olarak da beyazımızı tercih ettik artışlarımızı yaparak yeterli ölçü olana kadar ördüm ve daha sonrasında daralma işlemlerini yapmaya başladık. Daralma işlemleri de yeteri ölçüye gelince şurada bağlamamız için gördüğümüz artışlarımızı yaptık. Şöyle dökümlü durabilmesini, çiçek gibi durabilmesini sağlamak için. Buradaki artışlarımızı da tamamladıktan sonra görmüş olduğumuz fıstıklarımızla en son e, noktayı koyduk. Daha sonrasında bağcığımızı ördük ve ucuna minik iki tane pomponumuzu ördük ve tesbihliğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. İsterseniz çeyizlerinizde isterseniz günlük kullanımlarda e, örebileceğiniz güzel bir çalışma. Şöyle açalım bakınız. Açtıktan sonra içine yerleştirdiğiniz tespitlerinizi çıkarabilirsiniz. Evet. Ee, şimdi kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamızı yapmak için lif ipi kullanıyorum. Dilediğiniz marka lif iplerini kullanabilirsiniz. Ve iki buçuk numaralı da tığım var. Hemen zincirimi çekerek örgüme başlıyorum zincir çekelim 1 2 3 4 5 ve 6 6 zincirimi çektim ve halka yapıyorum birinci zincir içerisine giriyorum ilmeğimi geçiriyorum ve şöyle minik bir halka oluşturuyorum 3 tane zincirimi ilave ediyorum 3 zincirimizi ilave ettikten sonra şu ipimizi de elimizle tutarak gizleyelim ve toplamda zincirimizle dahil 16 ikili trabzanımızı örelim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Halka içerisine giriyorum. Önce doladığım ilmeğimle birlikte örüyorum. Bakın. Sonra diğer örgüyü götürdüğüm ilmeğimle birlikte ikisini alıyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Halka içerisine giriyorum. Doladığım ilmeği diğer ilmeğimle birlikte alıyorum. Sonrasında örgüyü götürdüm. Bakınız başını doluyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 tekrar 1 2 toplamda 16 defa bu işlemimizi yaparak ikili trabzanlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. ipimi de götürmekteyim bakınız. Evet trabzanlarımı örerek geldim. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Toplamda 16 trabzanımızı ördüm. Zincir olarak ördüğüm ilk trabzanımın tepesine batıyorum ipimi geçiriyorum tığımın ucuyla diğer ilmeğimin arasından çıkartıyorum ve ortadaki minik boşluğu kapatmak için arkadaki görmüş olduğumuz şu ipi çekiyorum ve bakınız sımsıkı kapanıyor hemen üzerine 1 2 3 tane zincir çekerek ikinci sıramıza başlıyoruz. Burada artışlarımızı yapacağız. Yuvarlak olduğu için örgümüz artışlarımızı yapmamız gerekmekte. Yoksa ortaya doğru toparlanır. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 ve 2 defa da alıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Biraz önceki batmış olduğum trabzanıma yeniden girerek 1 2 toplamda 3 tane trabzanım yan yana bakınız. 2 trabzan üzerinden bir artışta 3 trabzanımı ördüm. Araya bir tane zincir çekiyorum. Ve bir sonraki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 ve diğerine batıyorum. 2 trabzan üzerine 2 tane ördüm. Tığımın başını doluyorum. 2. trabzanımın yanına bir tane daha örerek artışımı yapıyorum. Toplamda 3 trabzanımız oldu bir zincir çekiyorum sıradaki trabzanıma batıyorum yanındaki trabzanımı örüyorum yanındaki trabzanı yani ikinci trabzanı bir tane daha örerek iki defa örüyorum yani üçerli gruplar oluşturuyoruz bakınız birincisi tek ikincisi çift birincisi tek ikincisi çift şeklinde aralarında da birer tane zincir oluşan üçerli gruplarımız oluşuyor Devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Yanındaki trabzan üzerine tekrar bir trabzan daha örüyorum. Hemen ikinci trabzanın dibine bir tane daha trabzan örerek batıyorum. Evet bütün gruplarımı örerek geldim. Bir zincirimi çektim. Şimdi birleşme noktasında kaç tane grubumuz olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 grubumuz oldu. Şimdi birinci trabzanımın üzerine batıyorum. İlmeğimi zincirimin içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3 tane trabzanım zincirimi çekiyorum. İkinci trabzan üzerine batarak örüyorum üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzanımızı ördükten sonra tığımın başında doluyorum. Son trabzanımı bir tane daha örerek artırıyorum ve dört trabzana çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki grubumuzu birer birer örüyorum. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Ve aynı yere bir tane daha batarak dördüncü trabzanımı örüyorum. Araya yeniden bir zincir çekiyorum. Diğer grubuma başlıyorum. 3 olan gruplarımızı bu sıramızda 4'e çıkarıyoruz. 3'e 2 defa atıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer grubuma başlıyorum. 1, 2, 3, aynı yere batıyorum. 4, bir tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3. Eğer zincir kasacaksa araya iki çer zincirimizi çekelim. Ellerimizin ölçüsü farklı olacağı için sık ören arkadaşlarımızın toparlanabilir. Şu an bir toparlanma istemiyoruz. Onun için bir olan yani benim bir çektiğim yere siz iki çekerek devam ettirebilirsiniz. Evet 3 olan trabzanlarımızı 4'e çıkararak uç noktaya kadar ilerleyelim. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Artık birer birer artırarak e, yeterli ölçü olana kadar devam edeceğiz. Bir tane zincirimi çekiyorum yine ve e, diğer hareket katması için beyaz rengimle geçişimi yapmak istiyorum. Sadece bir sıra kullanacağım için ipimi koparmıyorum. Şu şekilde alıyorum. Bağlantımı beyazımla yapıyorum. Arkadan yavru az rengimi çekiyorum 3 tane zincirimi çektim yine aynı şekilde bakınız bütün trabzanlarımızı birer birer örüyorum 3 4 grubun son trabzanını iki defa örüyoruz bakın sayı 5'e çıktı ve bir iki tane zincir çekelim kıvrılmasın eli sıkı olan arkadaşlarımız kıvrılmaya fırsat vermesinler her zaman bir fazla çekebilirler hiçbir şey olmaz önemli olan örgümüzü güzel tamamlayalım bir tane daha ördüm 5 2 zincir çektim 4 olan grubumu 5'i çıkarıyorum 2 3 ve 4 yanına bir tane batıyorum 5 araya 2 zincir çekiyorum ve bu sıramı beyazla tamamlıyorum Evet beyazımızla 5 trabzan olarak tamamladım. Şimdi e, diye yine yavru rengime geçip örgümün taban kısmını örmeye devam edeceğim. Yeterli büyüklük olana kadar her sırada birer tane artışımı yapıyorum. Araya da iki tane zincirimi çekiyorum. Eğer eliniz e, sıkıysa şöyle toparlanıyorsa bir zincir fazla çekebilirsiniz. Yine iki zincir çektikten sonra geçişimi yapıyorum. Tığımın başını dolu şöyle ilk önce batırıyorum. Bakın iki zincirimi çektim geçişimi yeni rengimle yapıyorum beyazımı şöyle çekiyorum bir iki üç tane zincirimi de çektikten sonra buradan ipimi kesiyorum artık tabi dilerseniz lif ipleri ince olduğu için koparabilirsiniz ama koparmada biraz örgümüzü hırpalayabiliyoruz orantısız güç kullandığımız için evet şimdi onu arkaya gizleyelim devam ediyorum arada beyaz rengimizi zevkinize uygun olarak Dilediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz ikinci trabzanımı örüyorum 3. trabzanımı 4 5. trabzanı örüyorum son trabzanı bir daha batıyorum bakınız burada iki dört altı tane trabzan grubumuz oldu 2 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 aynı yere batıyorum 6 araya 2 zincir çekiyorum ve bu şekilde istediğim ölçü olana kadar örmeye devam ediyorum birkaç sıra daha örelim sonra yeniden görüşelim Evet sıralarımızı örerek büyüttüm 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra ördüm şimdi 9. sıradayız taban olarak öreceğim son sıramız şimdi başlayacağımız sıramız olacak bu sıramızda hem başlangıcı iki defa örüyorum. Bakınız ilk trabzanımı hem de son trabzanımı iki defa örüyorum. Bakın ondan önceki sıramızda kaç trabzan var sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 tane trabzanımız var. Şimdi 2 sayıyorum. 3 birer birer örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. On. 10. bir daha örüyorum. Son trabzanımı ve başlangıçtaki trabzanımı bu son sıramızda çift olarak görüyoruz. 2 defa ördüm. 2 defa da bitiş ördüm. Araya bir iki zincirimi çekiyorum. ikinci grubuma başlıyorum. 1. aynı yere bir daha batıyorum. 2. başlangıcı iki ördüm ve devam ediyorum. Hepsine birer birer battıktan sonra son trabzanımı yine iki defa örüyorum. Hem başlangıç grubu hem son grubumuzu yani son trabzanımızı iki defa örelim ve sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Ölçüme bakıyorum. 14,5 santim ölçümüz taban çapı 14 buçuğa karşılık gelmekte. Şimdi yukarıya doğru örmeye başlıyoruz. Artık artma yapmıyoruz. Özellikle bu geçiş sırasında zincirimizi çektim. Batıyorum. Bakınız yukarı doğru dönüşümüzü gerçekleştireceğimiz böyle. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Hiç artış yapmıyoruz. Ne başta ne sonda. Artış yapmadan birebir örerek ilerliyoruz. Yukarıya doğru dönüşümüz olacak artık. bir trabzanımızı bir defa örüyorum. Baştakini de bir ördüm. Bakın. Şöyle görelim. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Toplamda 11 tane trabzanımızı ördüm. Araya 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Atıyorum tekrar artış yapmadan birer birer hepsini örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Artışımızı yapmadan her birinin üzerine tıpkı burada ördüğümüz gibi birer birer hem başta bir hem sonunda bir hiç artış yapmayalım ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim sayımızı aynı olarak üst üste ördük hiç artış yapmadık bakınız birinci renkli sıramızla bir sonraki sıramızı şimdi yukarıya doğru dönüşü başlattığımız için eksilmeleri yaparak devam ediyoruz zincirimin üzerine batıyorum 1 2 3 tane yeni zincirimi çekiyorum bu sıramızda 10 tane trabzan öreceğiz bir tane eksiliyoruz ve ara zincirlerini fazlalaştırıyoruz bir taraftan da. Şimdi ilerleyelim bakın. Sayalım. 2 4 6 8 10 Aşağıda 11 tane trabzanımız vardı. Burada bir trabzan eksildik ve 10 trabzana düştük. Her sıramızda birer trabzan eksilerek yukarıya doğru ilerleyecek. 3 tane zincirimizi ilave edelim. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. Birinci trabzanımı batıyorum. Ve örüyorum. Birer birer eksilerek torba aldırıyoruz. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Bakın 10 tane trabzanımız oldu. Araya 1, 2, 3 zincir batıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim bir üst sıraya yine birer eksilerek geçelim eksilterek örmeye devam ediyorum 2 4 6 8 9 10 9 oldu şimdi 9'u bitiriyoruz ilk zincirimin üzerine geçerek batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum hemen yanındaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum 1 2 3 şimdi 9'u 8'e çeviriyoruz ve hemen ilerliyoruz 8 trabzanımızı ördüm. 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4. 4'ten fazla daha zincir fazlalaştırmıyoruz. Tığımın başını doluyorum. İkinci tepesine batıyorum ve sona kadar örüyorum. 2, 4, 6 ve 8. 1, 2, 3, 4. İkinci trabzanımın tepesine batarak başlıyorum. O şekilde daha güzel duracaktır. Evet biraz daha bu şekilde örerek küçültmelerimize devam edelim. 5 trabzan olana kadar örüp geldim. Aradaki zincirimiz bakınız 4'lü 3'tü. E, bu şekilde örerek tamamladım. Şöyle görelim 5 tane trabzanımız sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 bakın 5, 5, 5 bütün trabzanlarımızı 5 olarak ayırdım. Şimdi yeniden beyaz renkli ipimi alıyorum örmeye başlıyorum. 5 tane trabzanın tam üçüncüsüne gelerek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Son trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Ortadaki çekmiş olduğum zincirin arasına giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzan, 5 trabzanın ilkine girerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum son trabzanın üzerine batıyorum tekrar 3 zincirimi çekiyorum ortaya giriyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum 5 trabzanımın ilkine batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum tam ortadaki trabzanıma batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum en son trabzanıma batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum araya giriyorum bu şekilde sıramızı tamamlayalım bakın şu şekilde yapıyoruz trabzanlarımızın üzerine birinciye üçüncüye beşinciye batıyorum araya 3 zincir çekiyorum ve ortadaki trabzan zincirime de bir tane trabzan örerek bağlantıyı kuruyorum başlangıç yerimize kadar örerek gelirim Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim ortadan başlamıştık bakınız yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum şöyle ortalıyorum batıyorum birinci sıramızı bu şekilde tamamladık bir tane zincirimi çekip içeriye giriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum 1 ve 2 1 2 3 3 zincir çekiyorum kutucuğun içerisine giriyorum tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı kutucuğun içerisine giriyorum. Bu sıramızda bütün kutucukların içerisine ikişer trabzanımızı örelim. 1, 2, 3 bakın 2 tane ördüm. Şimdi sıradaki trabzan içerisine bir ördüm. 1, 2, 3 aynı yere bir daha batıyorum. 2 trabzan örüyoruz. Bakın şu şekilde her kutucuğun içerisine ikişer trabzan örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet sıramızın sonuna kadar geldik. Her bir kutucuğun içerisine bakınız yeni bir kutucuk oluştuk yani iki tane trabzanımızı üç zincirimizi ördük her kutunun içerisine şöyle görelim şimdi tekrar aynı şekilde her kutunun içerisine iki trabzanımızı örüyoruz yine aynı işlemimizi yapıyoruz ve dökümlü olmasını sağlıyoruz geçişimi yaptım ilmeğimi trabzan içerisine kaydırıyorum 1 2 3 4 5 da üçüncü sıramız Sıramın başını doluyorum. Aynı kutucuğun içerisine bir trabzanımı örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Yandaki kutucuğa giriyorum. Bir trabzanı ördüm. 3 zincir çekip tekrar aynı kutuya girdim. 1 2 3 bir sonraki kutucuğun içerisine giriyorum. Trabzan örüyorum. 3 zincir çekip yine aynı yere giriyorum. 3 zincirimi çektim ve batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Tekrar kutunun içerisine tığımın başını girdirip geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Artık artış yapmıyoruz. Bir sonraki kutunun içerisine tığımın başını dolayarak trabzanım örüyorum. 1, 2, 3. Bir sonraki kutunun içerisine giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki kutuya trabzan. 3 zincir, trabzan. 1 2 3 şöyle görelim bakınız birer tane trabzanımızı örerek sıramızın sonuna kadar gelelim Evet son 3 zincirimizi çektim başlangıçta çekmiş olduğum zincirimin şöyle ortalayarak yaklaşık 3. zincirine gelerek batıyorum ilmeğimi şu şekilde geçirip bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyorum Evet ipimizi kestik şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım beyazda 1 2 3 4 toplamda 4 sıramızı ördük Bakınız şu şekilde çok üzgülü bir görüntüsü oldu gayet güzel şöyle bakalım bakın Evet şimdi üst sıraya fıstık olarak çift fıstık örüp yandaki trabzana batacağız ve bu son sıramız olacak hemen Örmeye başlayalım Evet son sıramızı örelim Ana rengimi alıyorum, bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve üstten örmeye başlıyoruz. Şuradaki üstten bakın şöyle alıyorum, herhangi bir yerden arkasından değil, böyle iç kısmı kendimize gelecek şekilde başlıyorum. Bir tane bakınız bağlantımı kurdum. 1, 2, 3 zincirimi çektim, yandaki gruba battım ve e, buradan bir tane daha zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum dibine batıyorum bir başını doluyorum iki şöyle tutarak kapatıyorum iki defa dolayarak bir tane fıstığımı örüyorum kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra yeniden uzatıyorum çok fazla uzatmaya gerek yok bir iki iki defa alıyorum tekrar fıstığımı buradan kapatıyorum bir zincirimi çekiyorum ve hemen aynı yere gelerek batıyorum bakın böyle kapalı 2 tane fıstığımızı ördüm dibine batırdım 1 2 3 zincirimi çekiyorum bir sonraki yuvaya batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya gelerek batıyorum 2 tane 3 zincir çektikten sonra bir zincir çekip uzatıyorum çok uzun olması ve başını doladım 1 başını doladım dibinden 2 fıstığımı örüyorum tuttuğum yeri alıp kapatıyorum bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. bir ikinci kez alıyorum. Elimle tutuyorum. Kapatıyorum. Aradan alıyorum. Tekrar kapatıyorum bir zincir. Hemen aynı yuva içerisine gelerek batıyorum. Aynı yuvaya hemen şöyle tığım kaçırdım. Aynı yuvaya battım. Dibine bakınız. 1 2 3 zincir çekiyorum diğer kutuya yanındaki 1 2 3 tane zincir çekiyorum bir sonraki kutuya bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi uzatıyorum dibine batıyorum başını doladıktan sonra bir bir daha iki elimle tutup kapatıyorum tekrar bir zincir çekip uzatıyorum bir uzatıyorum iki elimle tutup ilmeğimi geçiriyorum tuttuğum yeri kapatıp bir tane zincir çekip hemen dibine batıyorum 1 2 3 yandaki kutuya 1 2 3 diğer kutuya batıyorum bir zincir çekip aynı şekilde iki tane kapalı fıstığı arka arkaya yapıyorum. Ve bu şekilde başlangıç noktamıza kadar son sıramızı örerek geliyoruz. Bu şekilde elimizi alalım. Zincirimizi çektikten sonra ilk başlangıç yerine gelerek batıyorum. Bir zincir çektikten sonra ipimi kesiyorum. İçeriye doğru gizleyelim. Dün fazla iplerimizi içeri gizleyerek örgümüzü görüntü kirliliğinden kurtaralım. Evet şimdi şöyle büzmek için şu kısma bir kordon ya da zincirden oluşan kordon yapalım. Bir bağlama şöyle ipimizi ayarlayalım. Beyaz ipimle renkli ipimi yan yana alıyorum. Şöyle geniş geniş zincirimi çekiyorum ve epeyce bir uzunlukta zincirimi örüyorum bağlamak için yeteri kadar şöyle görelim zincirimi çekerek geldim ee, hemen hemen 80 santim kadar oldu zincirim şimdi takalım ee, Ondan önce de uç kısmına takmadan önce küçük bir pompon çalışması yapalım Yani çok da büyük e, kocaman bir pompon minicik bir pompon çalışalım daha sonra çevresinden geçirelim İlk pomponumu çalışmak için yine şu şekilde parmağıma beyazımla yavraz rengimi doluyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 defa dolandım Şöyle biraz uzun kesiyorum. Uzun kesiyorum ki yukarıya doğru kaçıyor. Parmağımdan çıkarıyorum. Şu şekilde tam ortadan bağlıyorum. Daha öncesinde hazırlamış olduğum ipimi şöyle alıyorum. Geçiriyorum ortalayarak basit pompon çalışması yapıyoruz Şöyle düzelterek ve sıkıştırarak bağlayalım. Diğer yanınızda herhangi birisi varsa onun parmağına takarak çok daha rahat bu bağlama işlemini yapabilirsiniz. Şu şekilde tutarak o parmaklarında siz de ortadan bağlama işlemini yaparsınız. Ben yanımda kimse olmadığı için kendim bağladım. Evet. Bu ipimizi koparmıyoruz. Diğer uç kısma bağlamak için şimdi parmağımızı sardığımız yeri şu şekilde kesmeye başlıyorum. Ve pompon şeklini alması için şu şekilde toparlıyorum. Bir elimle de parmağımla kontrol ediyorum. Etrafını traşlıyorum. Evet, bir tanesini ben daha önceden yapıp takmıştım. Onun için diğerini e, tespihleyemesin etrafını dolaştıktan sonra bağlayalım. Bunu daha sonra bağlayalım. Ben bu kalıntıları temizliyorum. ve zincirimi alıyorum. Beyazımızın bulunduğu noktadan geçirmeye başlıyorum. Bir atlıyorum, birinden geçiriyorum, bir atlıyorum, diğerinden geçiriyorum. İlk sıramızın bir atlıyorum, diğerinden geçiriyorum. Bir atlıyorum, diğerinden geçiriyorum. Yine atlıyorum. Birer atlayıp birerinden geçirelim. Boğaz kısmını bulmak için yapmaktayız. Evet. Girdiğimiz yerden çıktım. Birine takmıştım. Birine daha sonra geçirdikten sonra takmamız gerekmekte pomponumuzu. Evet şimdi bu uzun olan bağımızı zincirimizi şöyle sıkıştırdıktan sonra tığımızla giriyoruz. En uç kısma değil uçtan bir önceye girersek çok daha güzel olacak. Şuradan ipimizi alarak zincirimizin içerisinden geçiriyorum. Ve zincir çekerek oluşan uzun ipimle yeni bağladığım ipimi yani şurada pomponumu bağladığım ipimi birbirine bağlıyorum. Sıkıca bir tane daha düğümümü atıyorum. Ve i̇pimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde tesbihliğimiz kullanıma hazır hale geldi. Hemen şuradaki fazla iplerimi de alıyorum. İçine şöyle tesbihlerimizi koyarak ne kadar isterseniz bakınız içinde muhafaza edebiliriz daha sonrasında şuradaki hazırlamış olduğumuz iplerimizle çekiyorum önce bir tane düğümümüzü atalım sonrasında şöyle fiyongumuzu yapıp bu şekilde kullanıma hazır hale getirelim. Bakınız çiçek gibi çok güzel oldu. Çeyizlerinizi süsleyecek, günlük yaşantınıza da kullanabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.